Herkese merhaba arkadaşlar, ben Robosan'dan İlge. Bugün sizlerle birlikte Raspberry Pi kartımızın GPIO pinlerine bağladığımız buzzer'ın kullanımını öğreneceğiz. Raspberry Pi üzerinde hoparlör bağlayabileceğimiz 3.5 mm'lik bir çıkış olmasına rağmen bu videomuzda daha basit mantıkla çalışan GPIO üzerinden kontrol edebilen bir buzzer'ı kullanacağız. Buzzer'lar hoparlör gibi detaylı sesleri çıkarmak yerine daha çok bipleme sesleri çıkartan küçük aygıtlardır. Hatta bazı masaüstü bilgisayarlarında açılış seslerinde buzzer'lardan gelmektedir. Uygulamayı yapmak için 1 adet buzzer, 2 adet push button, 5 adet erkek dişi jumper kablo, 2 adet erkek erkek jumper kablo ve 1 adet de breadboard gerekecektir. Buzzer, aktif ve pasif olmak üzere iki çeşit bulunmaktadır. Aktif buzzer'lar içerisinde ses üretecek dahili osilatör bulundurmaktadır. Bu sayede sadece güç uygulayarak ses çıkarmanı sağlanabilmektedir. Pasif buzzer'lar ise içerisinde bu tip bir yapı bulundurmadıklarından ses sinyali dışarıda üretilerek buzzer'a gönderilir. Bu uygulamada pasif buzzer kullanarak ses sinyallerini Raspberry Pi üzerinde üreteceğiz. İlk olarak devrimimizden başlayalım. Buzzer'ın artı ve eksi olmak üzere iki bacağı bulunmaktadır. Üzerindeki artı işaretinden hangi bacağın pozitif olduğunu anlayabiliriz. Öncelikle breadboard'un boş bir yerine buzzer'ı yerleştirelim. Erkek dişi kablo yardımı ile 7 numaralı GPIO pininden buzzer'ın artı bacağına, 9 numaralı GPIO pininden de buzzer'ın eksi bacağına bağlantı kuruyoruz. 6 numaralı GPIO pininden erkek dişi kablo yardımı ile breadboard'un eksi hattına bağlıyoruz. Eksi hattını butonları bağlarken kullanacağız. Sıra geldi butonlarımızı bağlamaya. Butonları bağlarken breadboard'un orta kısmını kullanacağız. İki butonu yerleştirdikten sonra erkek dişi kablo yardımı ile GPIO bağlantılarını yapabiliriz. 11 numaralı pinle birinci butonu, 12 numaralı pinle de ikinci butonun bağlantısını yapıyoruz. Butonların diğer uçlarından ise eksi hattına bağlantı yapıyoruz. Devremiz tamamlandı. Gelelim kod kısmına. Blok yazımızda çalıştırabileceğiniz kodu bulabilirsiniz. Bu kodu önceki videomuzda yaptığımız gibi kopyalayıp Raspberry Pi içerisindeki metin editörü ile buzzer-melody.py isminde home-pi indeksine kaydediyoruz. Kaydettiğimiz kodu çalıştırmak için terminal ekranından python buzzer-melody.py yazmamız yeterli olacaktır. Kodu çalıştırdıktan sonra birinci buton Crazy Frog, ikinci buton ise Final Countdown isimli müziklerin çalmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi Raspberry Pi kartıyla buzzer kullanımını çok kolay bir şekilde öğrendik. Artık istediğiniz müzikleri internette aratarak bulabilir veya müzik bilginiz varsa kendiniz oluşturabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza yüklenen videolardan hemen haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video hakkındaki görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.